arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir sıkıntılı video ile karşınızdayım. Bugün riglerle ilgili ilk sorunu yaşamaya başladık. Yaklaşık 4 ay oldu. 4 ayda rigler kendini bırakmaya başladı. Rigleri kurarken az çok bahsetmiştim. Bu iş biraz sıkıntılı bir iş olduğunu söylemiştim. Zira bu rigler 7-24 saat çalışıyor ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. 4 adet anakart kullanıyoruz. Anakartlardan birisi görüntü vermemeye başladı. Anakartı sökeyim diye geldim. Bugün açtım kapağını. Ne göreyim? Ekran kartlarından birisi de arıza vermiş. Hiç haberimiz yok. Fanlardan birisi böyle dönmüyor. Zor dönüyor. Elimle şöyle tuttuğum zaman dönmemek için direniyor. Ve biraz sonra anakartımızı sökeceğiz, dışarıya çıkaracağız, araştırmasını yapacağız. Neden çalışmıyor? Belki çözebiliriz yani RAM'lerini söküp takarak vesaire. Yani gözle, elle kontrol edip çalıştırmayı deneyeceğim. Olmazsa bu cihazların 2 yıl garantisi var. Bakalım 2 yıl içerisinde kaç kere daha bozulacaklar. 2 yıl bittikten sonra bunlar bozulduğu zaman ne yapacağız? Bu fandan bir yerden edineceğiz ve getirip kendimiz takacağız. Öyle gözüküyor. Yani rigler 4 ayda kendini bırakmaya başladı arkadaşlar. Şimdi gelin rig üzerindeki bizim arızalı anakarta ulaşalım. Biraz da zor, çok karışık burası. Bildiğiniz gibi bir de kutu içerisine koymuştuk. Bu durumda biraz daha işimiz zor olacak. Artık ön tarafa kasayı geri çekerek ön taraftan anakartı çıkarmaya çalışacağım. Ve inşallah anakartı burada evde kendi yöntemlerimizle bir şekilde çalıştırmayı başarırsak bu ekran kartını da garantiye götüreceğiz. Büyük bir ihtimalle fanı değiştirilecek. Fanlardan birisi gördüğünüz gibi dönüyor ama birisi dönmüyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu anakartı sökebilmemiz için bizim buradaki ekran kartlarının ikisini almamız gerekecek. Daha sonra anakartı sökeceğiz ve dışarıda kontrol edeceğiz. Şimdi öncelikle şu ekran kartlarını çıkaralım. Şimdi anakartımızı söktüm, getirdim. Şöyle bir gözle kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu parçalar üzerinde? Özellikle kondansatörlerde. Gerçi bunların kondansatörleri kaliteli kondansatör. Fazla bir arıza çıkaracağını zannetmiyorum ama şöyle bir göz gezdirelim. Arka kısımda herhangi bir sorun var mı? Var. Var. Buldum arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi burada bir yol kopmuş. Kısa devre olmuş belli ki. Şimdi bu kısmı kaynakla birleştireceğim. Ama büyük bir ihtimalle bu anakart burayı birleştireceğim için garanti dışı kalacak. Şimdi bunu garantiye göndersek bir aya zor gelir elimize. Bu da şu anlama gelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet ekran kartımız devre dışı, saf dışı kalacak. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir adet daha bu tarz anakart bulundurmamız gerekiyor. Böyle garantilik durumlarda anakartımızı garantiye gönderdiğimiz zaman en azından riglerimiz ayakta kalsın. Ama ben bu kısmı riske atacağım. Garantiyi riske atarak lehimle birleştireceğim. Aynen sigorta atar gibi buradan atmış. Bakalım çalışacak mı? Çalışmasa zaten yapacak bir şey yok. İnşallah anakartın diğer aksamlarına zarar vermemiştir. Önce bir lehim atalım. Şimdilik böyle idare etsin. Evet, bu kısmı yaptık sayılır şimdi. Bir şekilde bunu çalıştırmam gerekiyor. Böyle bir açalım ve tetikleyelim. Evet, cihazımız açıldı. Aynen arkadaşlar, çalıştı. Gördüğünüz gibi buradaki RGB ledlerimiz yanmaya başladı. Görüntü de geldi arkadaşlar. Bazılarımız da çalıştı. Şimdi şöyle monitörümüzü takalım. Evet arkadaşlar, monitörümüz de gördüğünüz gibi çalışıyor.
En azından riglerimizi çalışır duruma getirdik bu durumda. Götürelim, takalım. Kaç sene gidecek? Gerçi burada anakarta fazla görev düşmüyor. Ne kadar gider? Bu garanti dışı kaldı gibi arkadaşlar. Şimdi o kısmı ben lehim vurdum. Oraya ben bakır bir yol atmayı düşünüyorum. Daha sonra götüreceğiz, takacağız, çalıştıracağız. Kaç sene giderse gitsin. Fazla da önemli değil. Şimdi anakartımızı çalıştırdık. Gelin donanımlarımızı tekrardan yerlerine takalım ve riglerimiz dönmeye başlasın. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar taktığımız şu riser kısımlarını dikkatli bir şekilde oturtmak olacaktır. Kesinlikle oynak olmaması lazım. Oynak olduğu zaman voltajı verdiğiniz zaman burada PCI Express yuvalarını yapma ihtimali %90 arkadaşlar. Onun için bunu takarken gayet böyle yerine oturmasını sağlayacağız. Bir de kablonun gergide durmaması lazım. Kablolar kalın olduğu için gergide durduğu zaman aynen şöyle yukarı doğru bayılıyor ve burada arc yapıyor ve bizim PCI Express yuvasını yakıyor. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi evet, ses telinde anlaşıldığı gibi riglerimizi çalışır duruma getirdik. Fan bozulmuş. Normalde garantisi olmasa ben bunu sökerim bir şekilde yaparım ama garantili olduğu için bu fanı büyük bir ihtimalle değiştirecekler, bize teslim edecekler. Her neyse, anakart üzerine ufak bir lehim yaparak riglerimizi faal hale getirmiş bulunmaktayız. Bu tarz sıkıntılar çok yaşayacağız ilerleyen aşamalarda. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eyvallah demeden olmaz.